Serdar Dursun çıplak gözle izledin. Yorumun ne? Belli özellikleri var. Yani çok böyle Ademi gibi, Frey gibi o seviyelere koymam. Serdar daha oyun bilgisi daha yüksek bir oyuncu. Gol vuruş kalitesi daha yüksek bir oyuncu. Özellikle Ademi'den. Yani Ademi gerçekten fizik olarak çok önemli avantajları olsa da gol vuruşu konusunda ciddi sıkıntıları olan bir arkadaşımızdı. Serdar'ın diğer o ikisine göre, yani alternatif forvet olarak diyoruz ya, diğer ikisine göre çok ciddi avantajları var ki bugün de tamam belki gol atamadı ama o pozisyon bilgisiyle, top dağıtma becerisiyle takıma fayda sağlıyor. Bence doğru bir transfer. Az önce ne dedik? Kaan Ayhan işte 2,5'tu gerçek bedeli. 5 milyon euro istiyor Sassuolo. Neden? Buradaki yabancı kuralı. Herkes her şeyin farkında yani. Biz biliyorsak buradaki yabancı kuralını İtalyanlar bilmiyor mu? Onlar da biliyor. Türk pasaportu artık çarpı 2 demek. Türkiye'de bir oyuncu için. Serdar da bu anlamda Türk pasaportu da bulunması dolayısıyla son derece değerli bir takviye gibi duruyor. Ha sezon içerisinde ne olur? İşte 20 gol, 27 gol attı Bundesliga'da. Bundesliga 2'de. Öyle bir sayılara ulaşabileceğini zannetmiyorum. Ama yani son vuruş yeteneği iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Bitirici bir oyuncu ve pozisyon bilgisi de, oyun bilgisi de var. Ama tabii Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta öyle formayı aldım hemen hadi oynamaya başlayayım kolay değil. Daha önünde bir süreç var. Alışma döneminde o da. Çok ağır antrenmanların ardından maçlara çıkılıyor. Bu süreçte henüz böyle dolu dolu evet işte bak bu adam Fenerbahçe'nin santrforu diyebileceğim bir performans gördün mü dersen. Hayır henüz görmedim Serdar Dursun'dan. Ama Bekleyeceğiz. alternatif olarak bir iyi bir seçenek gibi duruyor. Sen izleme fırsatın oldu mu? Tabii kampa gitmedin ama neticede yazılanları, çizilenleri Serdar Dursun Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir santrafor mu? Sana göre, senin bakış açına göre. Doldurur mu orayı? Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu sezona yaptığı santrafor transferleri arasında Samat da hariç diğerleri çok benzeşir oyuncular birbirleriyle. En azından size'ları vesaire böyle baktığımız zaman. Yeni aradığı oyuncu da yine aynı şekilde. Vedat Muriç, Sörloth. Bir tek aralarında Samat da farklı. Samat da hatta çok farklı. Şimdi Serdar Dursun geçen yıl Mamet Thiam en golcüsüydü Fenerbahçe'nin. Yanlışım yoksa. Doğru. En golcüsü. Daha sonra Valencia geçti. Hayır, bir yere kadar, bir haftaya kadar. Samat'ta, Ademi, Sisse ve Thiam arasında. Santraforlar arasında. Santraforlar arasında en golcü oyuncu. En golcü doğru. Mamet Thiam'dı. Kaç gol attı Mamet Thiam geçen yıl? 10 olması lazım. Serdar Dursun'dan bu sezon senin bekleyeceğin gol sayısı da zaten budur. Bir alternatif oyuncu olarak aldıysan yani 8-10 arası gol attı Fenerbahçe için tamam aradığımız adam dersin zaten. Çünkü Fenerbahçe ilk 11'inde bir santrofor arıyor. Tabii. Şimdi orada geçen yıl Samat'ta, Sisse, Adem'i hiçbir varlık gösteremeyen, o rakamlara ulaşamayan 3 tane oyuncum vardı. Şimdi Samat'ta'nın maliyeti zaten bir kenara ayırıyoruz. Sisse'nin de az değildi yani o şartlara O göre. şöyle bir avantaj hani bir yıldır sözleşmesi. Tabii. Şimdi ama baktığım zaman demek istediğim Serdar Dursun bu sezon sana 7 gol, 8 gol o bantta skor katkısı Çift sağlasa taneyi dahi yakalasa başarıdır. tabii çift taneyi yakala zaten nokta transfer Aynen. yapmışsın demektir. Yani alternatif olarak bir oyuncu alıyorsun sana 10 gol atıyor. Bundan daha iyisini bulamazsın zaten. Daha ne arayabilirsin? Zaten maliyeti de ortada çok yüksek Aynen. maliyetlere getirmediğin bir oyuncu. Serdar Dursun sonradan oyuna girdiği maçlarda Fenerbahçe'ye skor katkısı sağlayabilecek bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'nin oyun planına baktığımız zaman bu sezon üçlü savunmada kenarları da çok fazla kullanabileceğini görüyoruz. Şimdi orada Caner'i ve Nazım'ı hani bugün gördük. Caner belki çok iyi bir performans yoktu ama işte belki oraya bir transfer yapılır bilmiyorum. Fenerbahçe bu sezon kanatları da çok iyi kullanacak. Hep orta sahadaki mevcut oyuncuları konuşuyoruz ama Vitor Pereira'nın oyun planı aşağı yukarı şekillenmeye başladı. Burada Serdar Dursun gibi ceza sahası içerisinde bitirici özelliklere sahip, top saklama kabiliyeti de olabilen teknik bir oyuncu o boyuna rağmen Serdar Dursun. Orada iş çözebilecek bir oyuncu. Yani Papi Sisse'nin birkaç sene, hani 2 sezon önceki hali gibi bir havası var aslında. Bana öyle geliyor. Bence çok üzerinde tartışılacak bir oyuncu değil. Fenerbahçe'ye 10 gol katkısı verirse bu sezon müthiş bir transfer sayarım. 7 Yani gol, 8 gol de bence başarılı transfer olur. şu an için bir şey söylüyordun. Yani 10 gol katkısı zaten o günün söylediği gibi Serdar Dursun için hani ilk kez bu ligde oynayacak bir oyuncu için bence de başarı. Bir de Serdar'ın şöyle bir hedefi var. Amili takım.
İnşallah. Yani bu da Fenerbahçe açısından hani oyuncunun motivasyonu, amiri takım motivasyonu bulunması Fenerbahçe'nin açısından ciddi bir avantaj. Bunu da Fenerbahçe kullanabilir, kullanmalı. Tabii burada biraz 3-4-3 sistemi çok başka bir sistem, çok farklı bir sistem. Ama şunu ifade etmem lazım. Biraz Pereira ile Emre Belezoğlu'nun sistemlerini ben benzeştiriyorum. Neden benzeştiriyorum? Mesela geldiği günden beri iki kez Mesut'a, iki kez de İrfan Can'a maçlarda süre verdi. Bugün Mesut oynayamadı. Yani problemi dolayısıyla. İki maç Mesut'a, iki maç İrfan'a süre verdi. İkisini de aynı Emre Belezoğlu'nun kullandığı gibi sağ forvet olarak kullandı. Pelkas çok eleştirildi Erol Hoca döneminde. Sol tarafa hapsediliyor, sol tarafa hapsediliyor. Pereira da sol forvet olarak kullandı. Yani benzeşen yönleri çok fazla. Mert Hakan sol forvet. Mert Hakan bugün sol forvet kullanıldı. Aynen ilk 11 o başladı zaten. Ama orada sanki biraz... Mert Hakan'ı çok tutuyor bence Vitor Pereira. Ben kampın yıldızlarından... Ben bir şey söyleyeyim mi? İlk üçe girer herhalde Mert Hakan. Bak samimi söylüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar takımda performans, antrenman ve maç performansı olarak bir numara olabilir. Bak istatistiklerini bilmiyorum. Şeyde bir numara zaten olur. Yani geçen yılki performansıyla bıraktığı performansı, bu sezonki kamp başlangıcı, dönemindeki performansı. Yükseliş baktığında... olarak bir numara olur. Bence zaten Mert Hakan'a bir yer arıyor. Çünkü orada kafada Sosa Ozan veya Sosa Gustavo, Gustavo Ozan gibi bir ikili var orta sahada. Ben bu Mert Hakan'ı nereye koyacağım diye düşünüyor şu anda bence Pereira. Orada belki Pelkas'la birlikte rotasyona sokabilir. Nasıl İrfan'la Mesut'u sokuyor sağ önde. Sol önde de Pelkas'la Mert Hakan'ı bir rotasyona sokarak o şekilde değerlendirmeyi düşünebilir ama işi çok zor. Ozan'ı sağ kenarda oynatabilir belki. Ama orada olur. Nazım ve Osay var. Yani o bölgede dolu. Tek boş yer var. Fenerbahçeler yer dolu. Tek boş yer var. Santrafor. Santrafor Mert Hakan olmaz Santrafor. Sol ön hani Pelkas'la değişmeli oynayabileceği sol ön. Evet. Bana kalsa ben orta sahada oynatırım. Bence şu an performans olarak baktığında yani en iyi ilk iki oyuncu içerisinde yani orta saha. Gustavo, Mert Hakan, Ozan, Sosa. Sağda zaten. Mesut'la Mesut, Pelkas, İrfan'ı orta saha olarak sayma. Oynadıkları bölgeler itibariyle söylüyorum. Orta saha oyuncu özelliği var da sağ ön sol ön oynuyor. İrfan'ı da sen. İrfan da Mesut Özil'le dönüşümlü. Evet yani şu anki. Emre Belözoğlu'nun geçen sezon oynattığı aynısı. Onu benzetiyorum dedim ya. Aynısı. İrfan'ı da sağ önde oynatıyordu. Mesut geldi Mesut'u sağ öne koydu. Yani Pereira da benzer yorumları yapıyor oyuncularla ilgili. Pelkas da sol önde oynuyor. Yani onlar artık orta saha rotasyonuna dahil değil. Miha Zajc dahil orta saha rotasyonuna mesela. Gustavo, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Miha Zajc. Şu ana kamp, kadar... Mert Hakan bu kamp performansını en azından hazırlık maçlarında gördüğümüz kadar ki performansını sezon başlangıcında aynı şekilde devam ettirebilirse ben Sosa'dan formayı alabileceğine inanıyorum. Olabilir. Bu arada enteresan bir şey daha söyleyeyim. Miha Zajc 3 hazırlık maçın 3'ünde de forma şansı buldu. Evet. Ve yani 45-45 bugün 30 dakika oynadı. Birilerinin dikkatini çeksin de bonservisiyle gönderelim bence takımda düşünülüyor mu acaba? Bence onunla alakası yok. Samimi söylüyorum çok net futbol oynuyor. Sade, basit. İtalya'ya girişi yaradı diyor. Sade, basit. Hayır belki de sistem değişikliği yaradı. Olabilir. Orta alanda oynuyor. Yani hücum oyuncusu gibi oynamıyor. Orta saha oyuncusu gibi oynuyor. Çok daha rahat. Ön tarafa doğru dribbling yapabiliyor. Ve bugün çok da güzel bir gol attı. Bugünün en güzel golünü attı. 3 maçta da Pereira şans verdi. Sürpriz bir şekilde de takımda tutarsa şaşırmam.